Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde yani 11. sınıf konu anlatımı serisinde Aralık ayının birinci haftasının ikinci videosundayız. Ne anlatacağız size? 2.000'den doğrunun deyiminden bahsedeceğiz. Evet bu dersin pdf'ine videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp 11. sınıf klasörün içerisinde Aralık ayının birinci haftasının ikinci videosunda ulaşabilirsin. Hadi bakalım. İki doğru neyimin dersine başlayalım. İki noktası bilinen doğru neyimi şöyle analitik düzlemde çizilmiş. Tabi sizin pdf'inizde ispatlı kısmı var. Ben ispatı yapmak için bu şekilde sildim buraları. Şimdi ne yapacağız? Bir doğrunun üstünde iki nokta varsa bir doğru neyimi deyince atımıza ne gelecekti? Tanjant alfa gelecekti. E o zaman alfasını yazdım buraya. İki noktası belliyse mesela burası x1, y1. Burası da x2, virgül y2 ise. Daha öncesinde buna benzer bir ispat yapmıştık hatırlarsan. Şuradaki apsisimiz x1. Buradaki ordinatımız y1 olsun. Buradaki absisimiz nedir? x2. Buradaki ordinatta y2 olsun. Şimdi ben neye ulaşacağım? Tanjant alfaya. Dik üçgen lazım bana. E, dik üçgeni oluşturayım. Dik üçgeni şuradaki yamuktan şöyle oluşturabilirim. Burası alfa ise yönde eşitten dolayı burası da alfadır. Ve burada tanjant alfayı bulursam olay bitti. Peki karşı bölü komşu. Bu karşı kenarı bulabilir miyim? Evet. Şu uzunluk bu uzunluğa eşit olacak. Bu da y2-y1 oldu. Burası da şuradaki uzunluğa eşit işte olacak. Yani burası da x2 eksi x1 oldu. O zaman eğim dediğimiz şey tanjant alfa olduğundan dolayı o da y'ler farkı bölü x'ler farkı yaptı. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 yaptı. Şimdi şunu söyleyeyim ben sana. Burada dikkat et. Şimdi iki nokta var. İşte bir a noktası var bir b noktası var. Bir x1 virgül y1 var bir de x2 virgül y2 var. Bir doğru üstünde. Bu doğrunun eğimini bulurken Hani diyoruz ya y'ler farkı böyle x'ler farkı ispatta çıktı. Dik üçgenden çıktı. Hayal ederek de kendinde ispat yöntemiyle de çözebilirsin tabii ki. Hocam burada yani x2 x1 dedim sonra y1 eksi y2 diyebilir Hayır. Hangi noktadan başladıysan onu devam etmek zorundasın. Burada x2 x1 dediysen sonra y2 eksi y1 diyeceksin. Ya da e, burada pardon y2 eksi y1 dediysen sonra bölü x2 x1 demesin. Bir de tam tersi y1 eksi y2 yaptıysan burada da en baş noktaya döneceksin. X1 eksi X2 yaparak da bulabilirsin. Y'ler farkı bölü X'ler farkı yapacaksın ama hangi noktadan başladığına da dikkat edeceksin. Tamam bu dediğim sakın ama sakın unutma. Evet zaten analitik geometride eğim dediğimiz şey genel itibariyle tanjant tayfadan bulunur. Ama iki noktası bilinen doğru mi de bak tanjant tayfadan geldi. Y'ler farkı bölü X'ler farkı şeklinde çıktı. Bunu bilelim. Bu önemli. Hadi bakalım şimdi sorulara bakalım. Çünkü eğimin her türlüsü gerçekten ama gerçekten çok önemli. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi nedir? Hocam y'ler farkı. 1 3 bölü. Hani buradan başladık ya. 1 3 bölü x'ler farkı. Yani eksi 2 1 diyeceğiz. Eğim buna eşittir. Yani eksi 2 bölü eksi 3'ten kaç yapıyor o zaman cevabımız? 2 bölü 3 yapar. Cevap 2 bölü 3 çıktı. Geldik örnek ona. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğru x ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyormuş. Evet pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyorsa o zaman eğim dediğim nedir? Tanjant 135'tir. Bu neye eşittir? Eksi tanjant 45'e eşittir. Bu da nedir? Eksi 1'e eşittir. E, eğim dediğimiz iki noktası da verilmiş. Bir doğrudan iki nokta verilmiş. Bu da y'ler farkı x'ler farkıdır. Yani 2 eksi 3 bölü k eksi 1 bölü k eksi 1 bölü eksi eksi 2. Dikkat et yalnız burada. K eksi 1 eksi 2 yazmayacağız. K eksi 1 eksi eksi 2 yazacağız. Yani bu da artı 2 mi yapıyor arkadaşlar? Eksi eksi 2 eksi eksi çarpı artı olduğundan artı 2 yaptı. O zaman işlemimizi yapalım. Eksi 1 eşittir. Yukarısı eksi 1 mi yaptı? Evet. Aşağısı da K artı 1 mi yaptı? Aynen. İşler dışlar yaparsak eksi K eksi 1 eşittir eksi 1 olduğundan dolayı eksi K eşittir 0 olduğundan dolayı K'yı da böylelikle kaç buluruz? 0 olarak buluruz. Evet K kaçtır diye soruluyor. 0 oldu. 10. soruyu 0 bulduk. Geldik 11. soruya. Analitik düzlemde A, B, C noktalı doğrusaldır. Bu soruya dikkat et. Sınavda çıkmaya aday bir soru. Şimdi analitik düzlemde 3 tane nokta verilmiş arkadaşım. A noktası, B noktası ve C noktası. Şekli yorumlayalım. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsin. Birincisi şu. Hocam analitik düzlemde 3 tane nokta doğrusal verilmişse bir üçgen oluşturamaz. Bu üçgenin alanı 0 deyip yapabilirsin. Ama bununla ilgili formülü de zaten size vermediğimiz için buradan yapmayalım. Hocam 3 tane nokta verilmiş. A, B, C. E dikkat et burası A noktası. Burası B noktası. Burası C noktası. E burada doğrusallık söz konusu olduğu zaman da eğimden bakacağız. Nasıl mı? Şimdi şuna bakacak olursan. Hocam şu iki noktada bu doğrunun eğimini veriyor. Bu iki noktada bu doğrunun eğimini veriyor. Hatta bu iki noktada aynı şekilde bu doğrunun eğimini veriyor mu? Veriyor. E o zaman ne olacak? eğim AB eşittir eğim BC. O da eşittir eğim AC diyebiliriz. Biz ne yapalım? Biz şuna bakalım. Eğim AB eşittir eğim BC yeterli olacaktır. Eğim AB'ye bakarken AB özellikle noktaları seçerken mesela eğim AC eşittir eğim BC derken iki tane K değeri gelecek. İşlem kalabalığı olacak. Hani eğim AB derken iki tane sayı var burada. Daha mantıklı. Eğim AB eşittir eğim BC. Yani burada eğim abiye bakıyorum. Y'ler farkı 4 eksi 2 bölü. Şurada eksi 2 yok değil mi? Evet yokmuş. 4 eksi 2 bölü. Eksi 3 eksi 1. Y'ler farkı bölü. X'ler farkı. Eksi 3 eksi 1. Eşittir eğim BC'ye bakıyorum. BC'ye bakarken de Y'ler farkı. K eksi 4 bölü. X'ler farkı. 4 eksi eksi 3. Yani 4 artı 3 mi yaptı orası? Evet. Şurası ne yaptı arkadaşım? 2 bölü aşağısı eksi 4 yaptı. Eşittir. K eksi 4 bölü 7 yaptı şu gitsin 1 kalsın şu gitsin 2 kalsın. İşler dişler yaptığımız zaman buradan eksi 2 ile bunu çarptığımız zaman eksi 2k artı 8 yaptı eşittir. 7 ile de 1 çarptığımız zaman 7 yaptı. Eksi 2k eşittir eksi 1 yaptı. K'yı da böylelikle eksi 1 bölü eksi 2 bulduk. Yani eksi 1 bölü eksi 2 de kaç yapıyor o zaman? 1 bölü 2 yapıyor. Evet örnek 11'i de böylelikle 1 bölü 2 bulduk. Sınavda çıkmaya aday sorudur arkadaşlar. Genelde de böyle soruda sınavınızda soruluyor. Haberiniz olsun. O yüzden buraya da bir yıldız attım. Evet. İlla o sorulacak diye bir şey yok. O sorunun laciverti mesela burada. Ya da bir başka laciverti moru da burada. Bakalım aynı tarz soru bunlar. Şimdi aşağıda verilen dik koordinat sisteminde Ali'nin evi ve okulunun konumu modellenmiştir. Ev burada okul burada. Ali evden okula giderken yukarıdaki modele göre x ekseniyle çakışık yoldan geçiyor. Ali evden okula en kısa mesafeden gideceğine göre Ali yolu geçerken kullandığı noktanın apsisi nedir diye soruluyor. Arkadaşım Ali'nin yolu şöyle de olabilir böyle de olabilir. Ya da böyle de olabilir böyle de olabilir. Ya da en kısası deniliyor ya böyle de böyle de olabilir. En kısası nasıl olacak peki? Hop şöyle olmaz mı? Yani doğrusal olduğunda olmaz mı? Olur. Burada size bir şey söyleyeyim. Bak şimdi benden ne isteniyor? Hocam x ekseni üzerindeki yol nokta isteniyor. Ya x ekseni üzerinde bir nokta seçeceğim. Ve bir nokta seçtiğimde o noktayla yani şununla şunun, şunun toplamının en az değerinin olmasını istiyorum. Bununla bunun toplamının en az olması için ne olması lazım? Hop şöyle doğrusal olması lazım. Böyle yolu da kestiği için doğrusallı çarptığına bakacaksın. Yani buraya da ne diyelim? Bu E noktası, bu da O noktası. E bu da x ekseni üzerindeki nokta. Mesela bu noktaya da ne diyelim K noktası x'e 0 gibi bir nokta. Evet doğrusal olduğunda böyle şey olur. Ha bu soru şöyle sözelde gelebilirdi arkadaşlar. Hiç şekli çizmeden Mesela derdi ki A noktası 60'a 40 B noktası e, 10'a eksi 10. E bu bir de x eksen üzerinden bir nokta seçildiğinde işte AK artı yani KA artı KB'nin alabileceği en küçük değer nedir diye de sorulabilirdi. Bak tekrarlayayım. A noktası 60'a 40 B noktası kaça kaç 10'a eksi 10. Sonra derdik soruda x eksen üzerinde bir nokta alınıp yani K noktası alınında bu da x ekseni üzerinde işte x eksen üzerinde bir k noktası olduğunda ka artı kb'nin en küçük değeri ya da minimum değeri şeklinde de gelebilir. Bu tür sorularda ne yapacaksın? Analitik düzlemi çizeceksin. Çizdin. Noktayı belirledin. Öbür noktayı belirledin. Bir de şunun üzerinde bir nokta belirleyeceksin. Öyle bir nokta ki şu ikisinin toplamı en az olacak. E bu ikisinin toplamı en az. Hop doğru sakin olur deyip yorumunu yapacaksın. Tamam. Bu soruyu biz şey, şekilli olarak vermişiz. Ama aynı soru sözel olarak da gelebilir sözel olduğunu düşünüp öyle yap soruyor. Tamam bunu sakın ama sakın unutma. Çünkü sözel haliyle de gelebilir. Dediğim gibi A noktası B noktası verilip bir de x ekseni üzerinde bir nokta alınsın deseydi. Ve KA artı KB'nin en küçük değeri sorulmuş olsaydı doğrusallığına bakacaktınız arkadaşlar. E burada da aynı şekilde doğrusallığına bakacağız. Hadi bakalım doğrusallığına bakalım. Şimdi ben bununla ilgili bayağı detaya gireceğim. Dikkat et bu soruları yapmayla kalmayacağım şimdi. Evet madem bunlar doğrusal o zaman 3 nokta doğrusalsa o zaman bunlar ne olacak? E, K, O doğrusal. Bunlar doğrusal. E bunların doğrusal olması ne anlama geliyor? Eğim E, K eşittir. Hani şu nokta, bu nokta, bu nokta aynı doğru üstünde. Eğim A, E, K eşittir. Eğim K, O ya da eşittir. Eğim E, O şeklinde olmaz mı? Olur. Yalnız K her ikisinde de X ya. Yani K'lıyı bir tanesinde K'lı kullandıysan bir tanesinde de K'lı kullanma. Yani sen neyi kullan? Eğim E O eşittir. Diğer türlü de çıkar. Eğim E K eşittir. Eğim K O diyerek de sonucu ulaşırsın ama işlem kalabalığı olmasın diye böyle yapıyorum. Eğim E K eşittir. Eğim E O diyeceğiz. Eğim E O diyeceğiz. Hadi bakalım. Eğim E K'ya bakalım. E ile K. Y'ler farkı bölü X farkı değil mi? Evet. Yani 40 eksi 0 bölü 60 eksi x eşittir. Buradaki eğim E, O'ya bakacağım. Eğim E ile O. Hocam Y'ler farkı 40 eksi eksi 10. Yani 40 artı 10 bölü. X'ler farkı 60 eksi 10 yapar. Arkadaşım burası da 50, burası da 50. Bunlar bir bir mi yaptı? Evet. Burası da 40 bölü 60 eksi X yaptı. Eşittir 1 bölü 1 yaptı. İşler dışarı yapınca 40 eşittir 60 eksi X'den. X'i de böylelikle kaç buluruz? 20 olarak buluruz. Yani bizden ne isteniyor? Zaten Ali'nin yolu geçerken kullandığı noktanın apsisi isteniyor. E biz x'i sıfırı ne bulduk arkadaşlar? 20'ye sıfır bulduk ya. Bizden şu 20 isteniyor. Yani cevap ne çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. Evet böylelikle bu soruyu da anladık. Şekilsiz bir şekilde, sözel bir şekilde de gelebilir. Buna da dikkat et. Şimdi burada da şöyle bir soru sorulmuş. E yine bu sözel bir şekilde olabilirdi. Şekli çizilmiş. işte A noktası ve B noktası. Şekil yokmuş gibi düşünün. X80 üzerindeki bir C noktası AC artı BC en küçük olduğuna göre. Bak bu sefer de yine e, şekil çizilmemiş. Sen ne yapacaktın? Şekli çizecektin. Şekli çizip yorumlayacaktın. Şimdi burada ne isteniyor? Şununla şunun toplamının değeri isteniyor. Yine X80 üzerinde bir nokta seç diyor. Bak dikkat et. X80 üzerinde bir nokta seç diyor. Seçtim. Şu ikisinin toplamı acaba neredeyken böyleyken mi ya da şöyleyken mi ya da bu noktayı şurada seçersen mi toplamları en az olacak? İşte bunu burada kestirmek zor olabilir. Yani şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. Şu ve şunun toplamı. Yani bizden ne isteniyor? A artı B en az isteniyor. A artı B en az. Şimdi analitik düzlemi düşünecek olursak. Burası 3'e 1 noktası ya. Şöyle dik çizdim. Yani şuradaki uzunluğun, şuradaki uzunluğun 1, buradaki uzunluğun 3 olduğunu biliyorsun. Şöyle 3 olduğunu biliyorsun. Sonra buradan da dikini çizdin. Buradaki dikini de çizince buradaki uzunluk apsimiz 8. Ordinatımızın da kaç olduğunu biliyoruz? 3 olduğunu biliyoruz. Evet 3'e 1. Pardon şurasının 1 olduğunu biliyoruz. Buranın da 3 olduğunu biliyoruz. Bizden ne isteniyor demiştik arkadaşım. A artı B'nin en az değeri isteniyor demiştik. Şimdi arkadaşlar aslında dik üçgende de biz böyle sorular yaptık. Bak sende şöyle bir dik üçgen var ya bir şey var. Dik üçgende konu anlatımını dinleyen arkadaşlar bilir. Şöyle bir şey olduğunda dikkat et. Şunun da şunun toplamının en az değeri sorulursa bize. A ile B'nin toplamının en az değeri sorulursa. Hatta bir soru olarak yazayım ben bunu. Atıyorum burası 3 olsun. Burası 6 olsun. Burası da 12 olsun. A artı B en az kaç olsun? En az kaç olsun yalnız? Biz böyleyken kestiremeyiz. O nokta acaba şurada bir yerde mi? Harbiden kestiremeyiz. Bunu nasıl kestireceğiz biliyor musun? Biraz önceki soruda kestirdik. Niye? Çünkü A ile yani E ile O'yu birleştirdiğimizde K tam kestiği noktada yani X ekseni üzerindeki nokta tam bu doğrunun üstündeydi. Direkt doğrusal olduğunda biz en kısa yolu alır demiştik şu ikisinin toplamı. E burada da öyle bir doğrusalıkta söz konusu edebilir miyiz arkadaşlar? Edemeyiz. Bazı arkadaşlar der ki hocam şöyle alırsam oradaki noktayı. Şununla şunun toplamı yani şununla şunun toplamı en az olur diye belki söyleyebilirsiniz. Hayır bu da değil. Dik üçgenden ben size anlatayım buradaki olayı. Arkadaşım şu A ile B'nin toplamının en az değeri sorulursa eğer ne yapacaksın? Bir tanesinin katlamasını. Yani bu doğruya göre simetriğini alacaksın. Katlamasını al bakalım. Katlamasını aldığın zaman şöyle kat izi yaptın. Kat yaptıktan sonra hocam burası 3 burası A mı oldu? Aşağı doğru katladın çünkü böyle. Katladın. Buradaki sonuçta 3'e A üçgeni değişmiyor. Buradaki doğru da değişmiyor. Buradaki işte B'ye 6 olan doğru da üçgen de değişmiyor. Dikkat et. Şimdi A artı B'yi böyle bulamadıysan A artı B'yi böyle en az bulabilir misin? Ona bakacaksın. Evet A artı B en az şu 3 nokta doğrusal olduğunda olur arkadaşlar. Mesela sen o noktayı şurada almış olsaydın şu katlaması da burası olacaktı ya böyle bunların toplamı bak daha da büyüyordu. Ama bu doğrusal olursa böyle yani o nokta bu doğrusal üstü, doğru üstünde olursa en az değere sahip olur. Bunda da ne yapacaksın? Dik üçgene karşılık getireceksin. Şöyle karşılık getirdin dik üçgene. E burada çünkü 90'lar fazla olunca dik üçgene karşılık getirmek en yani mantıklı harekettir. O da genelde dik dörtgenli oluyor. Burası 12 iken 12, üçgen 3. Bak burası 9, burası 12, burası da kaç olmuş oldu? 15 olmuş oldu. 3, 4, 5'in 3 katından dolayı. Yani A artı B'nin en az değeri sorulursa cevap 15 olurdu bu soruda. Şimdi ama bizden ne isteniyor? Bizden şu isteniyor. Hemen ona bakalım. Şuradaki değerde evet 1 var 3 var A artı B'nin en az değeri isteniyor. Kardeşim al katlamanı. Eğer bu B noktası şurada olmuş olsaydı hiç katlamayı bile gerek kalmayacaktı. Al katlamanı. Katlamanı alacak olursan eğer şöyle şöyle oldu ya. Hocam burası A oldu. Burası da 1 oldu. Şimdi A artı B'nin en az değerine böyleyken ulaşamıyorum. Ama böyleyken ulaşabiliyorum. Bak A artı B doğrusu olacak. Yani şuradaki nokta, buradaki nokta ve buradaki nokta. Şu A noktası, şu B üstü noktası olsun. Bu da K olsun. Yani A, K ve B üstünün ne olması lazım arkadaşlar? Doğrusal olması lazım. Bak dikkat et. C noktasının, yani buradaki K demeyelim de C diyelim. Buradaki C noktası demiş 280 üzerindeki noktaya. Şuraya C noktası diyelim. Buradaki C noktasının apsisi soruluyor. Eğer uzunluk sorulmuş olsaydı Pisagor bağıntısından biraz önceki yaptığım muhabbetten şöyle dik üçgen yapardım Pisagor bağı, Pisagor bağıntısından bulurdum. Ya da e, A artı B'nin en az değeri bak sayısal değeri istenmiş olsaydı ben böyle katlamasını aldım ya B üstü ne oldu o zaman? B üstü noktası tam olarak çıktı. Apsisi değişiyor mu? Değişmiyor. Apsisi hala 3 ama ordinatı değişiyor. 3'e eksi 1 oldu. Eğer benden A artı B'nin en küçük değeri istenmiş olsaydı uzunluk istenecekti. Bu iki nokta arasındaki uzaklığa bakacaktım. Ya da dik üçgen yapıp dik üçgenden bulacaktım. Zaten iki nokta arasındaki uzaklık da dik üçgenden çıkmıyor muydu ispatı? Evet. E burada benden A artı B'nin en az değeri istenmiyor. A artı B en az olduğunda C noktası isteniyor. C noktası da X'e 0 gibi bir nokta. Yani A, C, B üstünün doğrusal olmasına bakacağım. Bu ne demek? Eğim A, C'nin eğim doğrusal olması eğim A, C'nin eğim C, B üstüne eşit olması demek. Hatta eğim A, B üstüne eşit olması demek. İstersen bu sefer olayı biraz uzatayım. Her ikisinde de C olsun. Bu sefer de X'li olan şekilde yapayım. Şuna bakayım. Normalde ben ne yapardım? Eğim A, C'yi kullandıysam sonra C'yi kullanmayayım, B'yi kullanayım. Eğim A, B'ye de diyebilirdim. Fark etmez ama bu şekilde de sonucun tadı çıktığını gör. Arkadaşım eğim A, C'ye bakalım. Eğim A, C. Hocam Y'ler farkı. 3 eksi 0 bölü X'ler farkı. 8 eksi X. 8 eksi X. Ne oldu? Eşittir. Eğim C, B üstüne. CB üstüne yani 0 eksi eksi 1 0 artı 1 bölü x eksi 3'e eşit olacaktır. E buradan ne geliyor arkadaşım? 3 eksi 3 bölü 8 eksi x eşittir. 1 bölü x eksi 3 olduğundan işler dişler yaparsak 3 x eksi 9 eşittir 8 eksi x oldu. Buradan 4 x eşittir 17 oldu ve de ne bulmuş olduk arkadaşım? 17 bölü 4 bulmuş olduk. Yani cevap 17 bölü 4 çıktı işlem hatası yapmadıysak. İstersen şuna da bak. Hani işi şey yapalım sağlama almış oluruz. Şu eğimler de birbirine eşitlediğinde aynı sonuç çıkıyor. İşi garantiye alalım. Eğim AC. Eğim AC dediğim y'ler farkı. 3 eksi 1 2 bölü 8 eksi x değil mi? Pardon 3 eksi 0. Yani 3 bölü 8 eksi x yazdık. Sonra eğim AB üstüne bakalım. Yani 3 eksi eksi 1 4 bölü 8 eksi 3. 8 eksi 3 kaç yapıyor arkadaşım? 5 mi yapıyor? Evet işler dışlar yapınca Buradan 15 eşittir 32 eksi 4x yaptı. Öbür tarafa atınca eksi 17 geldi burası değil mi? Evet eksi 4 x eşit oldu. X de buradan 17 bölü 4 çıkmış oldu. Her iki şekilde de göstermiş oldum. Bir şu iki için x'in eğiminden baktım. Bir de şu yıldızlı yani şu x'in eğiminden bakarak sonucu 17 bölü 4 olarak buldum. Evet olayı anladın mı dostum? 2 nokta verilen 2 noktası verilen doğrunun eğimini de bu şekilde buluyoruz. Doğrusallık şartı da önemli. Mutlaka ama mutlaka doğru sağlıkla ilgili sınavda soru gelecek. Eğer olayı anladıysan videoyu burada bitir. Ama ben burada ekstra durumdan daha bahsedeyim. Hani şuna girmişken hani bu kadar çok fazla kafanıza da takmanıza gerek yok ama ben biraz sağlamcıyım. Ee, buraya kadar anladıysan herhangi bir sıkıntı, şekilde sıkıntı yok. Hocam ben fazlasını istemem diyorsanız videoyu burada sonlandırabilirsiniz. Ama ben burada bir fazlasını da anlatayım. Şurada bir beyaz sayfa açayım bunun farklı durumları nasıl karşımıza gelir biraz onu da yorumlayalım. Tamam mı? hadi bakalım ben şimdi beyaz sayfayı açıyorum. Şimdi birkaç farklı durumu böyle bir yorumlayalım arkadaşlar. Mesela A noktası burada B noktası burada. A noktası burada ve B noktası burada olup da eğer bir tane de K noktasını x ekseni üzerinde seçersek eğer yani şunun üzerinde seçersek eğer nasıl bir durumla karşılaşacağız yaptık ama her durumu göstereceğim ben size. Yani KA artı KB'nin nesini isterse bizden en küçük değerini isterse en küçük değerini isterse o zaman arkadaşım x eksen üzerinde bir nokta alacaksın ya yani şöyle x eksen üzerinde bir nokta alıp şöyle yorumlayacaksın hocam bunların toplamını böyle kestiremem yani nerede olduğunu kestiremem ne yapacaksın simetriğini alacaksın hemen a üstü simetriğini alıp a artı b'nin en az değeri isteniliyor senden simetriğini alıp şuna bakacaksın şurası a üstü olacak burası da k noktası yani A üssü K ve B'nin doğrusallığına bakacaksın. Peki şöyle olmuş olsaydı aynı şekilde şurada yorumlayalım. Hocam bu nokta K noktası şeyde olmuş olsaydı Y ekseni üzerinde olmuş olsaydı K sıfıra Y şeklinde olmuş olsaydı nasıl hareket edecektik? K noktası Y ekseni üzerinde olmuş olsaydı yani şuradaki noktalardan herhangi birinde olmuş olsaydı o zaman toplamının en az değeri böyle 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 ya da şöyle şöyle ama en az değerini bulurken ne yapacaksın? Hop şöyle tam doğrusal olacak şekilde tam da y ekseni üzerinden geçiyor mu? Geçiyor. Yani k noktasını böyle alacaktın. O zaman senden k a artı k en küçük değerini sorarsa o zaman ne yapacaksın? Direkt doğrusallığına bakacaksın. a k nesine bakacaksın? Direkt doğrusallığına bakacaksın. Tamam anlaştık mı? Bu şekilde yapacaksın. Hatta bu şöyle de olabilir arkadaşım. Bak bunun farklı durumları. Arkadaşım bak şu şekilde verebilir. Atıyorum bu sefer K noktasını şöyle dese. K noktası atıyorum. Hocam 1'e Y şeklinde olursa. Yine K A artı şeyin en küçük değeri sorulursa. K A artı K B'nin en küçük değeri sorulursa. Şöyle biraz şeyi kullanayım. Teknolojiyi kullanayım. En küçük değeri sorulursa o zaman ne yapacağım? Ya mesela burada K eşittir 1 doğrusunu çizeceksin. K eşittir 1 doğrusu bu değil mi? Burada K'nın 1 olması apsin 1 olması anlamına geliyor. Yani apsi 1 olan nokta üzerinden herhangi bir nokta seçeceksin. Ve K artı KB'nin durumuna bakacaksın. K artı KB durumu da şöyle şöyle. Ama en azı böyle mi olur? Yok. En azı bak şöyle olur. Gördün mü? Yani tam buradaki noktada seçeceksin. O zaman burada simetriğini falan almana gerek yok. Yani A, K ve B'nin nesine bakacaksın böylelikle? Doğrusallığına bakacaksın. Peki bu nokta A ile B'nin arasında değil de şöyle olmuş olsaydı bu sefer de X olarak göstereyim. Yine aynı şekilde. Şuradaki şeyi çizeyim ben yine. Hop şöyle hop şöyle. A noktası burada olsun. Bak şimdi dikkat her durumu gösteriyorum. B noktası da burada olsun. Ve bizim noktamız da şöyle olursa eğer. A burası B burası. K noktası atıyorum ne olsun? Atıyorum x'e 5 gibi bir şey olsun. Bak x'e 5 gibi bir şey olsun. B noktası da şurada olsun hadi. Hani x'e 5 gibi bir şeyse B noktası şurada olsun. Tamam mı? x'e 5 gibi bir şey sorulduğunda o zaman ne yapacaksın? Bak şimdi buraya çok dikkat. Burada dikkat. x'e 5 gibi bir nokta. Y'sinin 5 olması demek anlamına gelmiyor mu? Evet. Y'sinin 5 olması anlamına geliyor. O zaman y e eşittir 5 doğrusunu çizeceksin. Bak y e eşittir yani atıyorum a ve b y e eşittir 5 doğrusunun altında olsun. Bu seferki şartımız ne? x'e 5 gibi bir nokta, x'e 5 gibi bir nokta öyle bir nokta seçeceksin ki bu doğru üstünde şu toplamlarının ne olması lazım arkadaşlar? En küçük olması lazım. E, o zaman ne yapacaksın burada? Bak her ikisi de şartın aynı bölgesinde. İşte biz burada bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Arkadaşlar şartın toplamlarının en küçük değeri sorulduğunda şartın zıt bölgesindeki doğrusallığa bak deyip olayı bitiririz. Bak burada Şöyle şartımız x ekseni değil miydi şöyle baktığın zaman? Çünkü x eksen üzerindeki bir noktaydı. Şartın zıt bölgesinde doğrusallığa bakman lazım. Doğrusallığını aldın. Burada mesela y ekseni üzerindeydi. E, şart bu. Şartın zıt bölgesinde direkt doğrular zaten. Hemen direkt doğrusallığına bakacaksın. Mesela burada da aynı şekilde şart bu doğrusu. Yani bu doğru ne doğrusu? X eşittir bir doğrusunun şart olduğunu görüyorsun. Zıt bölgesinde direkt doğrusallığına baktın. Ama burada şartın her ikisi de aynı bölgesinde o yüzden şartın aynı bölgesinde olduğu için bir tanesinin katlamasını yani simetriğini alacaksın. O zaman buradaki noktayı şurada B üstü diye katlamasını alacaksın. O zaman şu şekilde mi oldu arkadaşım katlaması? Yani katlaması buradaki sayısal değerleri aldığın zaman katlamasını da alırsın. Hiç merak etme. Mesela atıyorum bu 5 doğrusu. Buranın ordinatı da atıyorum. Atıyorum şu anda. 7'ye kaç olsun mesela? 7'ye 3 ise. Hocam burası 7'ye 3 ise 5'e olan uzaklığı 2 birim ya. 2 birim olacak. O zaman buradaki nokta ne olacak? 7'ye e, 2 birim ötede. 5'ten 2 birim yukarıda olacak o zaman. 5'ten 2 birim yukarıda ne olacak? 7 noktası olacak arkadaşım. Tamam. Aklında bulunsun. O zaman sen burada ne yapacaksın? Şurası K noktasıysa A, K ve B üstünün doğrusallığına bakacaksın. Bunu sakın ama sakın unutma. Şimdi bunu anladık. Toplamların en küçük değeri sorulduğunda şartın zıt bölgesindeki doğrusallığa bakın dedik. Peki hocam şey olursa ne olursa şart farklarının en küçük değeri değil de farklarının da en büyük değeri sorulabiliyor. Arkadaşlar farklarının en büyük değeri sorulduğunda da ne yapacaksınız? Burada dikkatli bir şekilde dinleyin. Mesela bizim A noktası şurası olsun. Ve B noktası da burası olsun. Hocam x ekseni üzerinde bir nokta. Yani k x ekseninde olsun. K noktası x'e 0 gibi bir şey olsun. Ve bizden bu sefer Ka eksi Kb ya da Kb eksi Ka istersin. İşte bir de bunu mutlak değer içine alırlar. Bunun en büyük değerini sorarlar. Arkadaşlar bunda da ne yapacaksınız biliyor musunuz? Öyle bir nokta alacaksın ki bununla bunun farkının en büyük değeri isteniyor. Bak dikkat dikkat dikkat. Sen şimdi burada bir üçgen oluştursan şöyle. Üçgen esliliğinden dolayı şurası A iken burası da B iken üçgen esliliğini uygulayacak olursan AB uzunluğu ne olmak zorunda arkadaşlar? Üçgene esilinden dolayı. A eksi B ile A artı B arasında. Yani senden ne isteniyor? A B'nin en büyük değeri isteniyor değil mi? A B en büyük değer olarak AB uzunluğundan küçük olmak zorunda. Eğer üçgen oluşursa. Dikkat bak mantığa bak. Çok güzel bir mantık. X eksen üzerinde bir nokta ya K noktası. İşte K artı KB'yi arıyorum ben şimdi. K artı -K KB yani KB -K 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 eksi KA'yı arıyorum. Yani burada üçgen esilini uygulayınca bu AB uzunluğu A artı B ile A eksi B arasında. A bizden A eksi B'nin en büyük değeri isteniyor. Hatta bu mutlak değerce. Bunun en büyük değeri de AB'den küçük olmak zorunda. Eğer üçgen olursa. Ya üçgen olmazsa ya bunlar böyle doğrusal olursa. Bak doğrusal olursa da şu şekilde oluyor. Dikkat dikkat çok önemli. Senin K noktan burası olursa eğer o zaman dikkat et. Şimdi KB eksi KA'ya bak. KB'den KA'ya çıkartırsan KB eksi KA ne oldu arkadaşlar? 3 nokta doğrusal olduğunda AB uzunluğuna eşit oldu. A üçgen olduğunda ne oluyordu? AB'den kesinlikle küçük oluyordu. Ama üçgen olmazsa ne oluyor? Doğrusal olursa ne oluyor? KB eksi KA'nın mutlak değeri neye eşit oldu? Şuradaki uzunluğa eşit oldu. E o zaman en büyük değeri AB uzunluğu eşit olmak zorunda arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Bak. Biraz öncekinde ne demiştik? İyi şey yap. Bir yere de not, not, da alabilirsin. Toplamlarının en küçük değeri sorulduğunda şartın zıt bölgesindeki yani şart burasıysa zıt bölgesindeki doğrusallığa bakacaksın demiştim. Eğer farklarının da en büyük değerini sorarsa şartın aynı bölgesindeki doğrusallığa bakacaksın. Bunlar özel durumlardır. Biraz önce ben sizi uyarmıştım. Bu özel durumları dinlemek istiyorsan dinle. Beynin yanmış olabilir. Ama bak ispatını da yaptım sana burada. Ne olur ne olmaz diye her kesimi öğrenciye de hitap etmek için bunu da anlattım sana. Evet KB eksi KA AB eşit oldu. Üçgen olursa AB'den küçük oluyor. Böylelikle KA B ne olacak arkadaşlar? Doğrusal olursa eğer en büyük değerini almış oluyor. Ama şartın aynı bölgesindeki doğrusallığa bakacaksın. Aynı bölge. Şartta açıkladım biraz önce yukarıda. Bölgesinde doğrusallık dersen daha iyi olur. Peki şöyle olmuş olsaydı soru eğer. Bak şimdi dikkat. Bu da son nokta artık. Sorumuz böyle. Yine A ve B noktası şöyle olsun. Bak şimdi. A noktası burada. B noktası burada. Evet A ve B noktası burada. E bizden K noktası eğer şey olmuş olsaydı. Sıfıra Y şeklinde olmuş olsaydı. Senin şartın ne oluyor? Y eksen üzerinde olmuş olacak değil mi? Ve farklarının en büyük değerini değil de en küçük değerini isterse bak şimdi. İşte bunun en küçük değerini isterse eğer şöyle isterse eğer bak şimdi a noktasına bak B noktasına bak. Şartın zıt bölgesinde mi evet Sen böyleyken doğrusallık yaparsan toplamların en küçük değerini bulursun. A bizden öyle bir değer isteniyor ki sen şununla şunun farkının en büyük değerini bulmaya çalışacaksın. O da şartın aynı bölgesindeki doğrusallıkta olmuyor muydu evet bir tane noktayı simetriğini alacaksın. Şuradaki noktanın mesela simetriğini aldım böyle. Burasını A üstü yaptın. A üstü yaptıktan sonra doğrusallığa bakacaksın. Hop şöyle. İşte senin K noktan tam şurada olursa yani B, A üstü ve K doğrusal olursa sen buradaki K, e, KB eksi KA'nın en küçük değerini pardon en büyük değerini bulmuş olursun. Bu da özel bir nokta özel bir durum. Çünkü burada K'yı öbür taraflarda aldığın zaman üçgen oluşuyor. Üçgen oluştuğunda AB B uzunluğundan küçük olmak zorunda. Doğrusal olduğunda da bu A üstü B uzunluğu ne oluyor arkadaşım? AB B uzunluğuna eşit olmuş oluyor. Yani KB B eksi K A A, B, A üstü B uzunluğuna eşit olmuş oluyor. Yani en büyük değerini de bu şekilde bulmuş oluyorsun. Evet gençler her durumu açıkladım size. Ne olur ne olmaz. Ama isteyen dinlesin isteyen dinlemesin dedim. Bunlar uç noktalardır. Bazı iyi okullarda bu durumlardan da bahsedilebilir. Ee, Simetriğini alıyoruz aslında ama simetriğini almak da kolay. Hani y eksenine göre x eksenine göre. Hani bu simetriğini alma işlemi de kolay olduğu için bu da burada sorularda sınavda soruda karşınıza gelebilir diye ben eşeğimi sağlam kaza bağladım sadece. Düşün. Yani öyle düşün. Çünkü her şeyi anlatmak zorundayım ben sana. En kolayından en zoruna. Anlattım mı? Anlattım. Ben görevimi yaptım. Şimdi sıra sende. Umarım inşallah anlamışsındır. Yani şu beyaz sayfayı yorumlayacak olursak Toplamlarının en az değeri sorulduğunda şartın zıt bölgesindeki, şart burasıysa zıt bölgesindeki doğrusallığa bakıyorsun. Eğer farklarının en büyük değeri sorulursa şartın aynı bölgesindeki doğrusallığına bakacaksın. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet gençler böylelikle Aralık ayının birinci haftasının ikinci videosunda bitirmiş bulunuyoruz. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda, üçüncü videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.